Merhaba arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi kendimi kopyaladım. Bugün ikizimle birlikte. Evet, ama ben topuklu giydim. Özgür spor ayakkabı giydiği için boy farkımız var. Merhaba. Evet, kısa bir mola verdik. Şu an Cevahir AVM'de geziyoruz. Ayda Özgür spor ayakkabı giymemiş. Ama daha açmadım. Ayda'nın 14 Şubat doğum günü. Ben dedim ki 14 Şubat'ta ben Uğur'la olurum. Ayda'nın yanında olamam. O yüzden hediyesini erken vermeye karar verdim ve Ayda'nın önce Cevahir'e gelip alışveriş yaptım. Ben diyorum, bu kız niye Sabankör uyanık geliyor? Hatta Bartu'ya kızmıyor musun? Kız hep böyle yapıyor dedim. Kızmadım bir de geç kaldığı için. Şu an herkes bize bakıyor. Hem ikiz gibi durduğumuz için hem kanka ben de kırmızı renk süreyim aynı olsun ya da sen benim rujumu sür. Ben seninkini süreyim. Tamam. Şimdi kafeye mi oturacağız? Oraya gidiyor gibi gözüküyoruz. Yani ayak direkt günaydına gidiyor. İçimdeki kekorumu atalım anlıyorsun. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi günaydın kafeye oturduk ve benim aldığım kutuyu açtık. Doğum günü paketimi açıyorum. Biraz nazik olayım. Tek bir şey yok. Birden fazla bir şey var. Birinci olarak küçük bebek. Özgür'ün bana verdiği 2-3 yıl önce vardı sanırım. Küçük Pinkie Pie miydi? Neydi? Aynen, Pinkie Pie var. Onun yanına koyacağım bunu. Hala duruyor. Kaç yıl geçti? Özgür'le ilk buluşmamızdan kaldı o. Pembe patik. Ayak dönüşmesin diye. Ve bir paket daha var. Ne olabilir kanka sence? Flor var. Benim vücut spreyimi almışsın. Evet kanka. Bitiyordu biliyor musun? Hissetmişim. Ya. Şimdi mağazaları geziyoruz ama telif yememek için sadece çekeceğim. Konuşmayacağız. Şey yap. Hızlandırayım mı? Yok hayır. O da olmaz. Boş ver. Çok yakın çekiyor bu ya. Niye? Böyle oluyor. Kaybettim kızı. Buranın şeyleri çok güzel oluyor. Üstleri de. Niye böyle karışık? Ben hiç beğenmedim şunu. Ben de hiç beğenmedim. Ayda ve Özgür buluşursa nereye gelirler? Barbie bebek. Oyuncakçı. Barbie bebekler artık etli butlu yapıyorlar. Evet, artık bize benzemiyor ama. Almamız gerekiyor. Ben en çok bunu beğeniyorum. Bozacaksın. Basma. Bozmayacağım şey, kanka. Şey basma, ben bunu beğendim. Ben ortadakini. Kıyafetçi. Şöyle güzel olmuş. Bu ölmüş. Şurada bir tane eksik. Aa, erkek güzelmiş. Erkek güzelmiş. Hazır mısınız? Fight Club. Bir şey buldum. Kanka, kanka. Ne yapalım biliyor musun? İlk kutu sonra dövüşürüz, sonra bunları yere atıp böyle kaldık. Tamam. Mağazadan neden kovulduk online? Gel kanka şöyle duralım. Sen de çapraz yap. Al fotoğraf çekilir mi? Aynen çekilelim. Bunun için kamerayı kapatmamız gerek. Kısa bir mola. Kanka bak, rujlarımız aynı olunca daha iyi oldu. Evet. Şimdi sıra sana spar yapmakta. Yapalım mı? Evde yapsak olur mu? Tamam. Evde burada bu riske giremiyorum. Mola boyayacağız uçlarını. Evet. Evet, sadece kendimize bakıyoruz. Evet, hadi bir şey anlat. Dedikodu yaparken iyi kanka ama burada kamerada yapamayız. Yani neyin dedikodusunu yapabiliriz ki? Var bir de. Var bazı insanlar da, onlara şey yapmaya gerek yok. Şu anda ortak yemek kısmındayız. Evet, en boş bulduğumuz yere geldik. Bölgünün falan bayağı doluydu. Orası hep dolu oluyor zaten. Az önce yanımızdan bir kız geçiyor, dedi ki birbirlerini kopyalamışlar. Birbirlerini kopyalamışlar diyor.
Bundan sonra karşımıza gelenlere ikiz misiniz dediklerinde evet diyelim. Evet. Hatta bir kere şey, tabaka şok var ya, oradaki kadın da söylemişti, evet demişti. Arkadaşlar biz bir kere Cevahi'de yine Bershka'da aynalı kısım var, makyaj kısmı. Lafını bölüyorum, şimdi anlatacakım hiçbir şey anlamayacaksınız. Yani o anı yaşayamayacaksınız, sen yine de anlat. Tamam. Makyaj kısmı var arkadaşlar, ortada da genelde ayna oluyor. Ben bir tarafından girdim, Ayda da diğer tarafından girmiş ama haberim yok. Ben ayna devam ediyor zannettim. Hologramda bir tane kalemlik gördüm. Onu kaldırdım böyle, sonra Ayda'ya döndüm. Sonra baktım Ayda orada yok, sonra bir daha döndüm. Ayda karşımdaymış, o da bana aynısını yapıyor. O da bana bir şey uzatıyor ve biz o an kahkaha attık. Ve biz şu an gülmüyorsunuz. Evet. Ama çünkü bunu yaşamadık. Çünkü ilk başta karşımızda ayna vardı. İkimiz de aynadan kendimize baktık. Bir de aynı anda geçtiğimiz için oradan. Sonra bir anda kendimizi görünce çığlık attık ama siz anlamıyorsunuz. Keşke o an yaşasaydınız. Zaten bir de gezerken aynı kıyafeti giymiştik yine. Ondan da kaynaklı. Buradan eve geçeceğiz. Evde video falan çekeriz, fotoğraf çekeriz. Evet, video. TikTok çekeceğiz. Sen benim dostluğumu hak etmedin. Şerefsiz. Efendim bir tane şarkı var. Hep bizim videolarımız onunla editliyorlar, onu çekeriz. Tamam. Düşüyordum kanalı. Yalnız oturaklar oynuyor şu an. Evet oynuyor ve ben oynayan bir şey gördüğümde tutturamıyorum. Hep pis pis. Bakın böyle oynuyor. Ben sadece kendimi izlemeyi seviyorum. Ben de. O yüzden tüm videolarda mal böyle kameraya bakıyorum. Sizce benziyor muyuz? İyi kutucuğumdan oylarsanız sevinirim. Bu arada Ayda sen yeni kanal atacak mısın? Ne? Sen kendi YouTube kanalı açacak mısın? Kanal açtım ama daha video atmadım. Tamam, video atmamış ama yine de ben Ayda'nın kanalını koyacağım. İlk videosu yüklendiğinde ilk sizin haberiniz olmuş olur. Onu da yine ilk ucundan bulabilirsiniz. Ve alkış konfeti efektleri. Efekt koymayı biliyorsun değil mi? Hayır. Tam siz efektli görün. Hayal kırıklığına uğradım şu an. Ben de şeyi merak ediyordum. Sen saçını nasıl boyuyorsun? Kanka. Çünkü fotoğrafın geliyor mesela ama dibin yok. Evet, nasıl boyuyordun? Orada nasıl boyuyorsun? Burada anlatayım bari bunu. Kantin var ama kantine kendiniz gidip alışveriş yapamıyorsunuz. Size bir tane kart veriyorlar. Kartta işte ürün, fiyat, adet falan yazıyor. Siz oradan bir de elinizde kantin listesi var. Orada sanırım Palette ve L'Oreal partisi olması gerekiyor. İkisinden biri, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Açıcı ve saç boyası alabiliyorsunuz. Ama saç boyası sınırlı. Kumral var, sarı var, kahveli siyah var. 4 renk var. Ben kahverengi alıyordum. Onunla niye boyuyordum. Kanka cezaevine girdiğimde saçlarım koyuydu. Ona uygun yapıyordum. Kendim boyadım. Hı-hı. Açıcı olmadan kanka direkt boyaya vuruyordum. Kuzenin mi kanka? Kim? Aybuki. Yok, Aybuki kuzenim değil. Cezaevinde tanıştık onunla. Annem arkadaşlarını iyi seç, arkadaşlarını... Cezaevinde tanıştık işte. Böyle kaç kilo aldın kanka? 48 kilo girdim. 63 veya 64 kilo olarak çıktım. Şimdi annem bana diyormuş ki sen de bir girip çıksan mı acaba? Ve kilo alamıyorum. Şu an yine 48 kiloya düştüm ama tüm arkadaşlarım beni gördüğünde böyle şok oldu çünkü. Böyle. Kanka ben de şaşırdım. Yani kolum şöyle değil, şöyleydi ve ben fotoğraflarıma mı şaşırdım? O kanka... fotoğraflar şokluydu bir de ona rağmen. Evet, çok. Sonra kanka aradan zaman geçince biz buluştuk. Ellerin parmakları bile tombikti. Ya evet, bir parmağım şöyle iki parmağım kadardı. İlaçlı mı? Hareket yok. İlaçlı. Ne? Şaplı. İlaçlı. Her şey ilaçlı. Yani oradan gelen su, oradan su satın alıyorsunuz. Suyun altında mühür var. İlaç basıldığına dair. Girdim sıralar bir kız kafama voleybol topu attı diye voleyboldan soğumuştu. Kafama attığımda pardon. Kafama top attı. Sonra geldi, aradan 2-3 ay geçince özür falan diledi. Sonuçta sırf olay... Bilerek mi attı? Bilerek attı kankam. Bilerek atmıyormuş gibi gösterdi. Ağlama. Tamam. Arkadaşlar videoyu dik çektiğim için göremediniz ama Ayda aynı boyda olalım diye az önce ayakkabısını çıkarıp gezdi. Ayda'nın annesi bizi geldi ve aldı. Üşümeyelim diye. Evet, üşüyorduk.
ve Özgür öne oturdum. Önüne oturmamı istedim. Biz kamerayı açıp hep böyle bakıyoruz. Evet, şimdi eve geçeceğiz. Trafik var. Sanırım kar yağacakmış bu akşam. Evet, kar yağacak. Umarım Özgür bizde kalabilir. Babamdan tekrardan izin almaya çalışacağız. Belki izin verir. Bir ihtimal. Babamla konuştum ve babam Aydalar'da kalmama izin vermedi. Şu an burası Aydalar'ın evi. Evet, burası benim odam. Bir sürü hayallerimiz vardı. Evet, pijama partisi yapacaktık. Barbie'lerle oynayacaktık. Tüm hayallerimiz suya düştü gerçekten. O yüzden diğer videolarda, önceki sahnelerde fark ederseniz yüzümüz gülüyordu şu an. Evet, şu an gülmüyor. Yalandan gülebiliriz ama. Her zaman yaptığınız şey. Bu doğru. Üzüldüm. Yani, kanka, belki sen bizde kalırsın. Evet. Annem zaten Özgür annemle konuştu. Haydi bizde kalabilir mi dedi. Annem evet dedi. Ben Özgür'de kalacağım. Ama bugün değil. Bir gün kalacağım. O günde babasıyla falan tanışacağım. Sonra Özgür bizde yaşayacak. Oha. Sonra babamı ikna edip birlikte yaşamaya başlayacağız. Evet. Aydan ya. Güzel olurdu. O yüzden şimdi biraz vakit geçireceğiz. Özgür öyle gidecek. Hı-hı. O yüzden vlog sonlandıracağız. Evet, ama şimdi değil. Biraz eğlendikten sonra. Tamam. Bakın, bunlar Ayda'nın oyuncakları. Hangisini çalsam? Hepsi çok güzel. Sevmediğim bir bebek gördüm orada ben. Ve Barbie'ler. Kurabiye ve süt bunu beğendi. Düşünsene böyle gidiyoruz. Işığı takacağım. Burada kanka ışık. Kablo. Kankon öyle havada susmana gerek yok, biliyorsun değil mi? Beni üzdüm. Hayır, böyle tutmuş olsaydı. Tamam, buraya takabilirsin artık. Tamam kanka, kamera. Çok tatlı. Evet. Salak. Niye kart ediyorsun? Biraz daha tepeden mi durmalı kanka kamera? Evet, sanki bunu buraları koyacağım. Ne ifşası ya? Ne çarşafı ya? Onu TikTok ateşi çekebiliriz. Ateşi olmayan yerden duman çıkar mı? Taş yere düşmeden. Öyle biliyor. Evet. Kısa bir reklam arası.